Sayın seyircilerimiz, bugünlerde günümüzün konusu yine ay ve aya yapılan yolculuk. Aya gitmek oldukça basitleşti, öyle eskisi gibi bir macera olmaktan çıktı. Ama yine de bir kuş gibi uçup da böyle ay dedemize inebilmeyi merakla karşılıyor, ilgiyle izliyoruz. Ve hepimiz aydan dünyayı seyredebilmeyi düşünüyoruz. Bu ne güzel bir mutluluk, ne tarifsiz bir his. Bunu bilip de aya giden astronotlara gıpta etmemek elimizde değil. Hepiniz hatırlayacaksınız, aya giden ilk astronotlardan bir tanesi Türk'tü. Şimdi biz bugün bu ünlü astronotu fevkalade maceralarını anlatsın ve bu son yapılan ay yolculuğu hakkında bize biraz teknik bilgi versin diye stüdyolarımıza davet ettik. Evet, huzurlarınızda ünlü misafirimiz astronot Niyazi. Geliyorum abi, geliyorum. Ne yaptın bacım ya, bırak Allah aşkına. Hoş geldiniz Niyazi Bey. Hoş geldik abi, hoş geldik de yani maalesef hoş bulmadık. Hayrola, sinirlisiniz? Abi sinirliyim çünkü daha içeri girdik destur, oradan bir hatun üstümüze atladı, yüzümüzü gözümüzü boyadı abicim be. Ha, size makyaj yapmıştı. Yani ben de ona bozuluyorum işte abi, makyaj hatun kişiye yapılır, er kişiye yakışır mı abi? Niye canım, belli olmaz, merak etme. Abicim tamam belli olmaz da o zaman niye yaptınız? Dip clean'le silince bir şey kalmaz. Ne şimdi bu badanayı çıkarmak için bir de kliniğe mi yatacağız? Allah'ım yarabbim her şey beni buluyor ya. Buyurun oturun. Estağfurullah abi, yani oturmayalım, ayıp olmasın. Yok canım buyurun, siz misafirsiniz şöyle. Eyvallah abiciğim, buyurun Allah aşkına. Zaten biz sizi makyaj yapıp geri göndermek için davet etmedik. Evet abi. Size bazı suallerimiz var. Bu suallere cevap vermenizi rica edeceğiz. Hani tabii dilim döndükçe, anladın mı, elimden geldikçe ben cevaplandırmaya çalışayım. Teşekkür ederiz. Niyazi Bey. Efendim. Bu son yapılan ay yolculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Falan ne diyeyim abiciğim. Bu iş o kadar kolaylaştı ki anladın mı? Artı kapı komşusu yaptılar ayı. Sırt pırt aydı diye gidip geliyorlar. Doğru. Aslında bizim yaptığımız zordu tabii. Çok şeyler çektik yani. Çok meşakkatli bir yolculuk yaptık biz. Tabii oradan bir takım tecrübeler elde ettik. Bu tecrübelerimizden faydalanmak için yani ukalalık gibi olmasın bana bir mektup geldi. Aman Niyazi işte son yolculuğu yapacağız. Aman kuzum gel. Niye sizi istediler gene acaba? Efendim bütün hikaye şöyle oluyor. Şimdi bu son yolculukta ayda bir jip kullanılacak. Hani biliyorum. Gezmek için, dolaşmak evet. için. Malumunuz biz yürüdük. Yani ha, rahatlığa tabii. bak şimdi. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Onlar jiple dolaşacaklar. Orada jip kullanılacak. Gidecek astronotların ehliyeti yok. Ha. Bütün hikaye buradan. Benim ehliyetim var. Hem de evvelallah ağır vasıta ehliyeti. Hepsini kullanıyoruz. Onun için beni istediler onlar. Peki siz ne dediniz buna? Efendim ben bir şartla gelirim dedim. Hı. Eğer benim takayla gelirsem gelirim. Oradaki o garip mahluku kullanmam dedim. Neden kullanmak istemediniz onu? Abi resmini gördüm ben, onun acayip bir şey ya. Ne üstü var, ne altı var, ne karoser var, ne lastik var. Böyle böyle dönem dönem bir takım numaraları var, acayip hikaye. Sonra ben üşürüm müşürüm abi, ben şöyle kelepeç camını açıyorum da omuzlarım tutuluyor. Orada zatürre olurum Allah muhafaza ya. İyi ama o arabayı yapmak için de milyonlarca lira harcadılar. O acayip mahluk için milyonlarca lira mı harcandı? Tabii. Yazık abim be. Vallahi yazık. O kadar paraya yazık. 5.000 lira versinler bana, dolap kereden kebork ustaya bir cip yaptırayım. Muah çiçek be. Peki sizin arabayı niye istemediler? Ha, ben de ona bozuldum. Yok efendim orası bilmem ne şanzımanı şu karbüratörü bu bir sürü kul taktılar olmaz dediler. E dedik baba biz bunu sizden aldık ya, kendimiz yapmadık ki. O zaman da onlar bozuldular. Ama buna rağmen gitmediniz gene. Gitmedik abiciğim. Niye gitmediniz? Orayı kurcalama abi. Ne? No. Yok bir şey yani boş ver. Kurcalama orayı. Gizli bir şey mi? Yok hamdolsun bir gizlimiz saklamamız yok. Yalnız işte hani Kasımpaşa'da falan şimdi çocuklar takip ediyorlarsa bu hikayeyi ayıp olur, madar oluruz abi. Bunda ayıp olacak bir şey yok can. Madem ısrar ediyorsun söyleyeyim abi. Ben de istiyorum gitmek ama karı bayak bırakmıyor anam da. Karı bırakmıyor. Ha, yenge kıskanç mıdır? Çok kıskanç abim be. Sorma başımın etini yedim vallahi billahi ya. Yok şimdi bak. Hikayeye bak, Allah aşkına felsefeye bak. Ben buradan gideceğim mi oraya şimdi? Oradan bir tane daha bulacağım, orada kırıştıracağım, alıp geleceğim. Bana ortak getireceksin diyor. Peki ilk seyahatte nasıl bıraktın? Siz galiba bu hikayeyi iyi bilmiyorsunuz abi. Benim ilk seyahatimde yenge yoktu. Ha, evli değildiniz o zaman. Yok ben evliydim abi, yani sizin yengeniz dünyada yoktu. Ha, doğmamıştın. Yok be abiciğim, anlatamadım ben bu işi. Ben onu acizane oradan getirdim. Ha, aydan getirdin onu buraya. Evet abiciğim oradan bir getirdim. Tane daha getirsin diye korktum. Haa bütün hikaye bu. Olur mu abiciğim bir defa... İyice ne kıskançmış yani. Bir defa yaptık o enayiliği. Bir tanesinden zor uğraşıyoruz, ikinci olur mu abi?
Tabii yani başınızı artmazsa bana hikayeyi anlatıvereyim. Merak ettim ya, ben ancak gazetelerden okuduğumla biliyormuşum o hadiseyi. Tabii yazlar aslında gazeteler, neler oldu. Ben atladım yani. Otoroman bile yaptılar abi. Doğru. Gazel mazel attık televizyonda. İyi oldu ya, insan şöhret oluyor o zaman. Şimdi abiciğim, ben Amerika'da kapıcılık yapıyordum. Duydum ki 3 tane astronot göndereceklermiş Aydı'ya. Evet. İşlerinden birinin adı da Aldrin. Ulan dedim kendi kendime, bu sakın bizim Aldrin olmasın. Daha evvelden mi tanıyordun? Kore'de askerken bir Aldrin'le tanışmıştık. Yarın vereceğim diye 400 dolarımı alıp toz olmuştu. Bir gazete aldım, resmine baktım ta kendisi. Bir arabaya atladığım gibi soluğu Houston'da aldım. Houston neresi? Abi Houston Ay'a gidecekleri yer. Yani Cap Kennedy, Cap Kennedy. Ha, Houston. Ha, Houston uzay merkezi. Oradan gideceklermiş Ay'a. Aman oraya bir indim abicim, ana baba günü. Millet dökülmüş. Kalabalık. Fotoğrafçılar, gazeteciler, böyle televizyonlar falan, bir sürü palavra. Bir de baktım ki yavrum böyle minare gibi duruyor böyle ince zarif yanımda orada. Apollo. Apollo. Yanımda da merdiven. Ben o merdivenlere çok acıyorum abi. Niye hayrola? Her seferinde yıkılıyor ya. Yüzü gün pal paldır güldür, o kadar masa veba alıyor. Ulan enayiler, bir tane sağlam bir şey yapın oraya değil mi? Hepsini oradan atmış. Doğru, düşünememişlerdi. Düşünememişler tabii. Nerede Türk'ün zekası? Ha, bir de baktım abicim, bizim üç hafız giymişler beyazları, gidiyorlar o tarafa doğru. Tam onlara doğru gideceğim, ver ulan parayı diyeceğim Aldrin'e. Bir herif önümü kesti. Pampifonca bir şeyler söyledi bana. Ben onunla Aldrin'i arıyorum dedim. İngilizce konuşuyoruz. İngilizce de biliyorsun tabii. Yes. Tabii o böyle bir şeyler yaptı, tak sarıldı. Bırak falan demeye kalmadı, kafam attı, bir silkelendi, bir kafa geçirdi menayiye. 2.80 uzandı oraya abi. Tamam iyi olmadı, bir anda etrafımızı çevirdiler. O uzattığım herif yerden beni işaret etti. Aldrin, Aldrin dedi, bayıldı. Allah Allah. Bir anda beni yakaladılar, sımsıkı götürdüler, tıktılar füzenin içine abi. Peki ne istiyormuş o adam senden? Hikaye başka abi. Ben şimdi o bozuk İngilizcemden Aldrin'i arıyorum diyeceğime, ben Aldrin'im demişim. Yani where is Aldrin? I am Aldrin. Ha, seni Aldrin zannettiler. Tamam aklınla yaşa be abicim, girdik füzeye. Geri dönseydin, çıksaydın canım. Kapı duvar abicim. Hem sonra pek de gururuma yediremedim yani oradan çıkmayı. Malum haliniz, gazeteler yazdı. Füze Türkiye saatiyle bilmem kaçta atılıyor diye. Doğru. Yani. Şimdi böyle bir füzede bir Türk olmasın mı yani? Doğru. Peki korkmadın mı Niyazi? Şimdi ayıp ettim be abim. Arkamda koskoca bir Türk milleti varken korku bize teğet geçer abi. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Liftoff at 7:55 a.m. Eastern Standard Time. It's cleared the tower. We have cleared the tower. Anlayacağınız yolculuğumuz sakin bir şekilde başladı. Peki aşağıya bakabildiniz mi? Tabii abicim, bizimkiler bir takım aletleri kurcaladılar, kendim ben devamlı aşağıya dikizledim. Ne gördün? Vallahi bir baktım Kasımpaşa'daki bizim kahveyi pek seçemedim. Oralarda böyle bir inli rengi noktası arayayım da bulayım dedim, gene olmadı. Ama birdenbire böyle baktım yüksekçe bir binanın etrafında duman, sis, is böyle toplamış duruyor. Hemen anladım nereyi gördüğümü. Neresiymiş o? Ankara. Merkez soruyor. Apollo 11. Apollo 11. Şimdiye kadar hiç hesap edilmeyen bir koku geliyor buraya. Anything wrong? Anything wrong?
Oh be. Elhamdülillah yemeğimizi yedik abiler. Müsaade ederseniz Allah da izin verirse namazımızı da kaçırmayalım değil mi abicim? Kıble ne tarafa düşüyor burada abi? Anlayacağınız akşam namazımızı da kaçırmadık Allah kabul etsin. Peki Niyazi bir kaza geçirmişsiniz. Güneşin yörüngesine mi giriyormuşsunuz? Ona benzer bir şey olmuş. Evet abicim öyle bir hikayeler oldu. Girersek bir daha çıkamazmışız. Orada devamlı dönermişiz falan böyle bir takım masallar anlattılar. Ötleri patladı seninkilerin. Ama ne var ki korkacak hiçbir şey yoktu. Neyli abime de söyledim. Ne korkuyorsun abicim dedim. Şimdi gece güneşin borusu gündüzün öter. Geceliğin bir şey yapamaz ki. Dikkat 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 dikkat. Apollo 11 merkezi arıyor. Apollo 11 merkezi arıyor. Merkez beni duyuyor musunuz? Esrarengiz bir çekimin tesirinde kalıyoruz. Devamlı olarak rota düzeltmek icap ediyor. Ne yapalım? Aman çok dikkatli olun çocuklar. Güneşin çekimine girmek üzeresiniz. Sonra sizi ben bile kurtaramam. Eyvah. Abicim Allah aşkına kurşudun beni gidelim buradan abicim. Ne oluyor ya? Tepe takla güneşe gidiyoruz herif ne oluyorsun diyor ya. Abi, ben gidiyorum abla ben iniyorum. Nereye iniyorsun? Ben iniyorum abi. Dünyadan 345 bin kilometre uzaktım. Olsun ben dönecek bir vasıta bulurum abi. Niyazi. Mektup yazmayı unutma. Ya bir de koca adam dalga geçiyorsun be. Abi Allah aşkına kır şunu beni gidelim abicim be. Oğlum korkma bir şey olmaz ya. Nasıl olmaz tepe takla güneşe gidiyoruz. Nasıl olmaz abicim girdik mi bir daha yörüngeye ondan sonra bir daha hiç çıkmak yok. Hem baba dönelim hem benim başım döner midem bulanır. Ben atlı karıncaya bile binemem şey ya. Olmaz dedim sana. Abicim nasıl olmaz ben bilirim bu güneşin ne meret olduğunu. Küçükken iki defa çarptı beni de böyle derilerim pancar gibi soyuldu ya. Böylece Şeker abicim attık güneşe de çalımımızı. Sonra? Sonrası ay yengen. Peki Niyazi, aya yumuşak inişle mi indiniz? Hayır, az buçuk sertçe indik. Armstrong'da dolaşıyorduk abicim be. Ya şu adama bakın Allah aşkına ya, şu adama bakın Allah aşkına ya. Hayatında hiç mi ay görmedin be kardeşim? Dur bir dakika da biz bakalım ya. Görmüyor musun, işin var. Ne işin varmış? Resim çekiyorum. Allah aşkına. Ya senden evvel gelen albümünü yaptı oğlum albümünü. Bir dakika da biz bakalım. Ne oluyorsun ya? Ya çekil şöyle dedik dayı mısın be? Why is the main gorgey? Küfür olacak herhalde. Herhalde. Çekilmiyorum ne olacak? Bir tane ineceğim şimdi. Bak şaşırın. Bana bakın çocuklar bir dakika ayıp ya. Koskoca adamlar çocuklar gibi dövüşüyorsunuz. Hem artık çekilin pencerenin önünden de biraz da biz bakalım dışarıya. Sen ne karışıyorsun bizim kavgamıza? Nereye? Sen kim oluyorsun da bizim kavgamıza karışıyorsun karnabahar? Bana karnabahar diyecek adam da anasından doğmadı. Yok canım beni babam mı doğurdu? Bana ha? Böyle bir tar... Aman kavgayı bırakın. O esrarengiz feza gemisi gene üstümüze doğru geliyor. Evet bu defa çok fena geliyor. Galiba bozoslamadan bindirecek bu bize. Bırakalım kavgayı düşmana karşı birleşelim. Sen geç direksiyonu abicim geri vitesine tak şaşırttır. Saçmalama ya. Geri vitesi olur mu feza gemisinde? Yok mudur? Neyin bak penceresinde fotoğraf makinesi var. Evet. Herhalde resmimizi çekecekler. Evet çok yaklaştı dur bakalım. Dikkat. Apollo 11 merkezi arıyor. Apollo 11 merkezi arıyor. Merkez beni duyuyor musunuz? Bir esrarengiz feza gemisi 15'e kadar yaklaştı. Fotoğrafımızı çekmek istiyor. Ne yapalım? Poz verip resim çekti. Gitti. Bizim resimler de çekildi. Abi şimdi ne yapıyoruz? Allah. Allah! Neyl abim. Ay'a bak ay'a. Ay'ı gördüm ya Allah. Amentü billah. Aylar mübarek olsun ya Resulallah. Allah'ım da sana. Neyl abi bir gününse bana bakayım bir gününse. Eyvallah. Niye ne oldu şimdi? Abi biz de adettir böyle ay gördün mü ya bir gülen bir surata bakacaksın ya altına falan bir şeye bakacaksın. Yok canım. Değil. Tam fırtınalar denizinin üstündeyiz. Dikkat. Apollo 11 inişe hazır ol. Apollo 11 inişe hazır ol. Hadi bakalım polis örümceğe geçiyoruz. Ne örümcek? Ne? Yok bu senin bildiğin örümceklerden değil canım. Abi, öyle korkma hemen. Korkma yavrucuğum bu yani aya inmek üzere öbür kapsüle geçiyoruz. Anlamadım. Ben bu kaplumbağada tek başıma mı kalacağım? Gayet tabii. Yok öyle hikaye. Anca beraber abiler. Olur mu? Burada emirleri sen değil merkez verir. Sen burada kalacaksın. Biz Neil'le beraber aşağıya ineceğiz. Evet. Ben yalnız başıma kalamam buralarda. Ne yapacağım? Ben korkarım. Eğer siz beni burada bırakıp inerseniz ben de gazlar giderim abi. Olmaz öyle şey canım. Olmazsa yazıktır altın abiler. İyi, pek. Buyur, hadi. Gel bakalım. Buyurun atın abi. Hadi gel hadi atalım. Yavrum. Benden değil oğlum, ikiniz aranızda atın. Aa. Tabii, ben nasıl olsa ineceğim. Tabii abicim. Ne yapacağız? Şimdi siz atacaksınız. Kazanan benden beraber aya inecek, kaybeden burada kalacak abi. Ne var, itirazı olan mı var yani? Yok, gidiyor mu? Hadi atın abi. Başka çare yok, gel bakalım. Şöyle bakalım polis, yazı mı tura mı? Tura.
Yazı! Yaşasın kazandım. Dikkat. Apollo 11 merkezi arıyor. Apollo 11 merkezi arıyor. Merkez beni duyuyor musunuz? Çok enteresan bir durum oldu. Şimdi biz burada bir yazı tura attık. Şimdi ben kazandım. Türk astronotu Niyazi kazandı. Collins kaybetti. Onun için örümceğe ben ve Niyazi geçiyoruz. Yürü bakalım Niyazi. Beyin abi be. Ha canım. Bu gariban çok ağlamaklı oldu. Evet. Benim yüreğim kan alıyor. Bunu bırakmayalım. Bu da arabayı park etsin bir kenara gelsin bizden ya. Saçmalama hadi takip et bakayım beni. Ya bırakmayın beni burada. Ya oğlum oğlum senin arkadaşında iş yok. Eyvallah Collins abi. Ya. Hey, Neyla abi beni ay çekiyor. Ay çekiyor kurtar beni ay çekiyor. Oğlum ne ayı çekiyor be? Ne ayı çekiyor? Ulan bu ayı çekiyor. Çekiyor lan şuradan. Al bakayım sandalyeyi oradan. Dikkat et sarsma. Sarsma gemiyi. Çok güzel başardık. Otur bakalım şimdi. Nil abi. Ha canım. Ya biz ötekiyle inseydik daha iyiydi be. Burası çok dar ya. Hadi saçmalama şimdi saçmalama. Aa yağmur mu yağıyor? Ne oluyor abi? Tıkır tıkır bir şeyler oluyor. Ne yağmuru? Şemsiyemiz var mı abi? Yağmur yağıyor. Oğlum ne yağmuru? Ne şemsiyesi ya? Ne bu? Meteor yağıyor. Meteor ne demek? Göktaşı. Yani şimdi gökten taş mı yağıyor? Tabii. Ben sana dedim abi inmeyelim oraya taş yağacak kapımıza vallahi. Saçmalama şimdi bırak saçmalamayı da bir yer bulalım kendimize inecek. Abi şuraya inelim mi? Bak orası ne güzel abi vallahi oraya inelim. Oğlum olmaz orası. Sen? Doğru dürüst bir yer bulacağız. Biz sükunet denizine ineceğiz. Yok abi ben mayı almadım yanıma güneş yağıyor havluyor. Bu öyle deniz değil saçmalama Niyaz isimler. Abi şuraya inelim mi ya ne güzel olmaz, ya. Olmaz oğlum olmaz karıştırma. Ben oraya ineceğim. Dur oğlum bir dakika. Dikkat Apollo 11 merkezi arıyor. Apollo 11 merkezi arıyor. Merkez beni dinliyor musunuz? Bu yanımdaki Türk delirdi galiba. İşe müdahale ediyor. İlle bir yere inelim diye tutturdu ne yapayım? Ay şokudur aldırmayın. B11 hapıyla D18 hapı verin. Abi şimdi inelim abi. Aç ağzına bakayım. Yok abiciğim ben aç daha ağzına. Acıkmadım abi. Bir hap vereceğim sana. Yok ben acıkmadım. Bu şey değil yemek değil ki bu vitamin hapı çok iyi gelecek. Aç bakayım. Aç bakayım bir acım. Hop. Hapı yuttuk iniyoruz. Dikkat. Apollo 11. İnişi takip ediyoruz. Bulunduğunuz yer müsait. İnebilirsiniz. Dikkat. Bir yaralı hasta için sıfır grubu araç negatif kana ihtiyaç verdir. Kan vermek isteyenlerin oraya kadar zahmet etmeleri rica olur. Burası sükun üssü. Kartal indi. Tebrikler. Çok iyisiniz çocuklar. İkinci bir emre kadar kartalı terk etmeyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Allah. Neyla abi. Gel bak burası ne güzel Neyla abi. Oh be. Yaz. Aya bastık. Ayak bastık. Çok ben aldım çok heyecanlandım birdenbire abim be. Hayatımda bir defa da şeker sporu offside'den bir gol atmıştım. O zaman böyle heyecanlanmıştım. Gel seni bir öpeyim anam be. Eyvallah. Abi. Bayramımızı da diktik anladın mı emelallah? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi taş ve toprak toplayacağız. Dalga mı geçiyorsun abi? Ne? Çocuk bahçesine mi geldik? Neresi var ya? Oğlum olmaz. Aşağıdan istediler. Ay taşı çok kıymetlidir. Muhakkak bol miktarda taş toplayıp getirin dediler. Abi taş toprak için buraya bu kadar yolum ya neresi var? Saçmalama bırak. Taş toplamaya başla. İyi. Aa Neyli abi bak ne var burada? Ha canım ne var? Lades kemiği. Yahu ya, saçmalama. Piknik yapıp tavuk yemişler be. Dur şimdi bırak da ben dünyaya mesajımı vereyim. İnsan için küçük fakat insanlık için büyük bir adım. Be, helal be, helal olsun sen abi be. Vallahi helal olsun abi. Şimdi tane sen söyle bakayım. Olmaz mı? Söyleyeceksin. Allah Allah. Niye saçmalama bir dakika. Oğlum utanırım deli misin ya? Kaç kere söyleyeceksin bak darılır. Olmaz. Hadi. Ne ben odur? Ya şöyle. Biraz yüksek söyle ki duysunlar. Merhaba ey kavanoz dipli dünya. Ne laf değil mi abi? Çok güzel, harika, hadi. Neyli abim demin hissiyatını dile getirdi. Ben de bu hissiyatımı küçük bir şiircimle dile getirmek istiyorum aranız mı? Simidim de susamsın çayımda şeker. Dünyadan mı geldik aya teker. Havada dünya, yerde ay. Vay. Çok güzel. Harikaydın Niyazi. Çok sevindiriyorsun beni aslanım benim. Vallahi abiciğim. Taş toplamaya devam edelim bakalım. Allah! Neyli abim. Manzaraya bak abim. Ay batıyor ha. Ne ayı? Ay batıyor abi. Mehtap. O ay değil ki o batar. Ne o? O dünya oğlum o batar. Dünya. Evet. Neyli abi. Hacı. Oh.
güzelim. Dünyamız batıyor mu abicim? Ne oluyorsun Cihaz? Çok fena oldum birdenbire. Niye yalışıyor? Dünya batıyor abi. Hey, şey bir dakika. Dur bari son olarak ona ay gözüyle bir bakayım. Elveda dünya. Yok yavrum sen yanlış anladın galiba. Bak şimdi biz dünyadayken aya baktığımız zaman bazen ayı batarken görmez miydik? Hı. E şimdi aydayız. Dünyaya bakıyoruz. Dünyayı batarken görüyoruz. Sonra birdenbire çıkacak. Allah aşkına. He? Lan birden de fena aldım. Vallahi içim bir daha. He? Lan o ne? Uhu. Ne oldu sana be? Ay sana yaramadı maymunlaşırsın. Yani ne? Yani evet. E açma gözlerini ben de korkuyorum be. Acayip bir ses duydum ya. Ne var burada? Oğlum bak bir dakika. Didi dit dit. Ne diyor? Bir şey soruyor. Didi dit dit. Bir şey ne soruyor dersin? Ah adımızı soruyordu. Niyazi. Acı kuvvet Niyazi. Arkadaşımın Neil Kuvvetligol, Armstrong. Didi dit dit. Olmadı abi, başka bir şey soruyorum. Evet. Neil abi, Neil abi çaktırmadan beni dinle. Evet. Bu düşman değil galiba, Gülü abi. Evet. Biz de gülelim mi? Gülelim mi? Allah aşkına gel gülelim. Hadi gel gülelim. Ya işte böyle. Dünyadan geldik de. Ben Kasımpaşa'dan, arkadaşım Amerika'dan. Didi dit dit. Valla beni bu getirdi. Şey, bu olmadı, başka bir şey soruyor bu. Didi dit dit. Gördün mü, başka bir şey soruyor. Milliyetimizi soruyor abi, tamam, milliyetimizi soruyor. Tamam. Ben Türk'üm anam, Türk. Bu da Amerikalı. Vallahi iyi çocuktur bak. Didi dit dit. Takviye istiyor, ben Türk'üm. Yapma ya. Abi bir şey geldi ya. Bu makine, bu makine. Ne makinesi ya bu? Hoş geldiniz. Ay dur, makine konuştu. Değil evladım, tercüman makine. Dit 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 dit. Ne içersiniz, kahve mi, çay mı? Ay, deminden beri didi dit dit bu muydu? Öldük anam be. Efendim ben, çok affedersiniz, nezaketinizin hayranıyım. Şey istiyorum, bira. Dit 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 dit. Dit dit dit. Alkollü içki yok. Bunlar bizden de geri ya. Biraya alkollü içki diyorlar. Dit 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 dit. Başka ne istersiniz? Şey, valla. Neyla abi, seni bilmem ama ben bu gacayı çok tuttum be. Dur bakayım sen şöyle. Şeker kardeş. Didi dit 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 dit. Didi dit 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 dit. Ne dedi ne dedi? Seni gidi seni. Allah Allah felanı vermesin. Bir şekerci. Ne şekerci değil mi? Geç bakayım şöyle. İyi ben kumandansın. Geç şöyle. Efendim çok affedersiniz. Sizi burada görmek, ayda görmek hem de aya indikten çok kısa bir süre sonra görmek bizi çok heyecanlandırdı, şaşırttı ama ayrıca sevindirdi tabii. Şimdi bazı sorular sormak istiyoruz, affedersiniz arkadaşımla size, Niyazi'yle. Abi kitap yazdın, herif çevirirken şaşıracak be. Onları çevirmeyecek, onları idare eder. Şimdi hepsini birden özet halinde söyler değil mi canım? Olur. Ayda sizden başka canlı var mı? Dit 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 dit. Oho, kum gibi var, kum gibi. Ne dedi, ne dedi? Oho, kum gibi var, kum gibi. Oğlum sen çakamadın, ben söktüm diditçiyi. Sen geç bakayım şöyle, bir iki laf edelim şuraya değil mi? Geç bakayım. Bak şimdi nasıl konuşulur gör. İyi, geç. Bak şimdi. Konuşamıyorum abi. Ne oldu? Abi, biz bir hata işliyoruz Neil abi. Ne gibi? Şimdi uyandım abi. Ne gibi? Biz buraya niye geldik abi? Niye geldik? Bizim burada bir vazifemiz var mı? Neydi? Var. Taş toplamak. Ama sen? Ben burada dalga geçiyorum. Evet, evet. Nihayet farkına vardın Niyazi. Farkına vardım. Özür dilerim abi. Derhal vazifemize başlıyoruz. Derhal. Şimdiden... Tamam. Sen buradan, ben buradan taş toplayacağız. Anlamadım. Tabii. Sen buradan. Sen de buradan. Ben buradan. Tabii. İyi peki ama toplayacaksın değil mi? Tabii abicim, ne taşlar toplayacağım kim bilir. Peki bir saat sonra buradayız. Bir saatte iyi taş toplanmaz abi. Peki iki saat sonra mı? İki saatte bir iki taş toplarım abi. Söz. Söz abi. Aferin Niyazi. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Güle güle.
Nihayet yalnız kalabildik. Pardon, kalamamışız. Şeker kardeşim, makine bey, biraderim. Şöyle gelir misiniz? Tercüme makine, aslan makine. Bak şimdi güzel makineciğim. Anam benim, bak antenlerini söyleyeyim senin. Bak şimdi hanım, sen bu kardeşimize de ki... sizinle bir vuslat gecesi geçirebilir miyiz acaba? Dit 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 dit. Ne diyor? Çok isterdim ama imkansız. Bu akşam başkasıyla randevum var. Yok be. Olsun. Razıyım her şeye. Yeter ki evet desen. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdin. Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Çat burada, çat kapı arkasında. Sakla zamanı, gelir zamanı. Ayağını yorganına göre uzat. Hadi üzme beni, evet de, hadi. Git. Hayır mı dedi? Hayır, evet dedi. Allah evet dedi, yaşasın. Dinli kahkahalar yükseliyorken evinizden. Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. Şu sese bak Allah aşkına genizden. Dur gitme, kalmasın gözüm yollarda. Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni. Çaktırmadan bir randevu ver hadi. Dit 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 dit. Dit 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 dit. Ne dedi? Çok ısrar ettiniz, sizi kıramayacağım. Bu akşam Sükun Vadisi'ne gelin. Bidit. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Siz de hoşça gidin anam babam karım. Nerede o taşlarını? Sen hala bir tane taş toplamadın mı? Yok ya, burada taş mı var ya? Nerede varmış peki? Sükun Vadisi'nde. Nereden çıkarıyorsun? Üf böyle taşlar. Sükun Vadisi'nde çok iyi taş vardır abi. Allah Allah. Sen nereden bileceksin abi? Biz biliriz böyle hikayeleri. Nereden gidilir oraya abi? Şimdi buradan gideceksin. Sağa döneceksin. 50 adım kadar gideceksin. Tam karşıma gelir. Bir dakika ama. Çok tehlikelidir oradan taş toplamak. Sükun Vadisi abicim, adına bak ne güzel. Oğlum adına aldanma, çok tehlikelidir. Hayatını kaybedebilirsin. Olsun abicim. Maksat vatan sağ olsun. İşte güzel abicim, anlatmaya çalıştığım gibi yengenizle aramızdaki aşk böyle başladı. Baktım ki ben orada kalsam vatan hasretine dayanamayacağım. Tek çıkar yol var onu buraya getirmek. Attım Kartal'a getirdim abi. Kartal'a attın. Evvelallah. Peki Neyl'in haberi olmadı mı Kartal'a attın? Olmadı abicim. Onu öyle bir şeker gibi idare ettim ki attım getirdim abi. Nasıl idare ettin? Müsaade ederseniz artık orasını da fakir kulunuz bilsin değil mi? Ya hani dünya küçüktür diye bir laf var ya, aslında kainat küçüktür demek lazım. Ne maceraydı değil mi? Benim aklım ermez böyle şeyler ağzımda. Yalnız ben bir şey anlayamadım, üzülüyorum. Nedir abi? Biz ayrılırken kızı göremedim ya. Hangi kızı? Ya, o işte, aydaki karşılaştığımız kızı. Ha, ciddiye gittik mi? Evet. Ya ne oldu acaba, ben de göremedim. Ne oldu dersin? Ben onları en son gördüğümde... Evet. Makineyle... He. Böyle gidiyorlardı. Gidiyorlardı. Yani kız gitti mi? Kız gitti. Dedi, gitti, dedi, gitti. Gitti mi? Gitti mi? Ne bileyim, ben sana soruyorum. Gitmedi mi? Yoksa gitmedi mi? Gitmiştir belki. Hayır, yani iyi kızdı. Çok da yardımı dokundu bize de, ayıp olmasın. Allah'a ısmarladık diyemedik. Niye Allah'a ısmarladık diyemedik? Diyemedik ya. Sen ikide bir arkaya niye gidiyorsun bugün? Gözüm daldı, misafir gelecek galiba. Bırak saçmalama şimdi. Bak ne soruyordum, arkaya niye gidiyorsun? Hangi arkaya? Hiç. Ne var şu arkada bir bakalım. Şu daracık, ne abi oturuyoruz burada ne güzel değil mi? Şu daracık yerde sıkılıyorum herhalde böyle. İçimden dolaşmak geliyor. Buralarda ben böyle dolaşıyorum abi. Tam, tam. Ne güzel dolaştık seni bak. Otur bak güzel. Galiba ben biraz sıkılıyorum abi. Evet, bu uzun feza yolculuğu pek yaramadı galiba sana. Bana yaramadı abi. Ama sen yerinde biliyor musun? Allah aşkına. Aa, öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'ye döndüğün zaman bütün kızlar peşinden koşacaklar. Yani geçti artık bizden böyle kız peşinde koşmaklar falan diyorum. Niye? Geçti be abicim. Biz artık unumuzu eledik, elimizi astık anlıyor musun? Dur bakalım canım. Türkiye'ye döndüğün zaman ne yapmak diyetinde sen? Abicim, tabii bu başarımdan ötürü bana 3-5 kuruş para verirlerse... Tabii. Bir araba çekeceğim altıma. Çalışacağım, yemeği doğrultacağım, evimin nafakasını temin etmeye çalışacağım değil mi abi? Bütün dünyanın tanıdığı böyle meşhur koskoca bir astronot, Acı Kuvvet Niyazi, Türkiye'ye döndüğün zaman şoförlük mü yapacaksın? Devazu her zaman iyidir abi. Ne yapalım? Bizim gençliklerde gözümüz yok. O zaman istersen Amerika'da kal. Yok be Neyl abi. Ne? Bülbül'ü altın kafese koymuşlar da ille vatanım demiş abi. Sen İstanbul'u bilir misin?
Kasımpaşa'yı gördün mü hiç? Görmedim. Şöyle bir köprünün üstüne yaslanıp da güneşin batışını seyrettin mi abi? Seyrettim mi Yasin? Emirgan'da çay, kum kapıda rakı içtin mi abi? İçmedim değil mi? İçmedim. Beni anlayamazsın ki. Beni anlaman zor. Çok zor. Yani o kadar zor ki, zor işte ya. Anlıyorum. Her oros kendi çöplüğünde öter abi. Dikkat, 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 dikkat. Kapsül, kartalla buluşmaya hazır ol. Mesafeniz 600 metre. Dikkat, dikkat. Kartal konuşuyor. Kapsülle buluşmaya hazırlanıp hareket etmeye karar verdik. Ne dersiniz? Nerede hareket, orada bereket deriz. O halde hareket ediyoruz. İstikamet, dünya. Abicim, başımızı attım herhalde. İşte bizim hikayemiz böyle. Hayli enteresan geçmiş ama maceranız. Öf abi, bildiğiniz gibi değil. yenge ne yapıyor şimdi? Yenge, iyidir hamdolsun. Altını getirdim. Şimdi bir isim takmak lazım tabii. Ne diyeyim, ne diyeyim? Aydan dedim abi. Aydan geldi. Aydan geldi. Yani. Şimdi Aydan dedik. Çok iyi durumda şimdi abicim. Ufak ufak anlaşmaya da başladık. Böyle Türkçe'yi de yavaş yavaş söküyor. Şarkıları falan öğrendi. Dit 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 falan diye yani. İyi sandılsın. Peki herhalde bir iki apartman falan almışsınızdır bu arada. Değil mi? Çünkü hayli mükafatlar falan verildi. Ay'a ilk inen astronota. Abicim orada şans geldi bizi de buldu abicim. Şimdi o büyük para bir hayır cemiyeti veriyordu onu. Ay'a ilk ayak basacak olana korkunç bir para. Ben şimdi ilk atladım ya. Bismillahirrahmanirrahim dedik atladık. Heyecandan ayaküstü düşemedim. Neticemin üstüne düşmüşüm abi. İlk ayak basan Armstrong olduğu için ona verdiler parayı. Bize de böyle bir teselli mükafatı gibi bir 50 bin lira bir para verdiler. İşte biz de bir taka çektik altımıza. Şimdi ondan idare ediyoruz vaziyeti. Taksicilik yapıyorsun. Taksiyi dolmuş idare ediyorum ama abi. Vallahi insan utanıyor ben. Niye? Düşün abicim o hikaye. Buradan aylara gittik bilmem ne yaptık. Taksim'den Aksaray'a daha geç gidiyorum abi ben. Ay'a daha kolay gittim. Vallahi daha kolay gittim abi. Trafik sıkışık. Tabii sıkışık abi. Bir de o yeni ışıkları taktılar ondandır ben. Yani geçinip gidiyorsunuz ama idare ediyoruz. Geçiniyoruz işte bir de eğlencemiz var abi. Aşkımızın meyvesi de oldu. Allah bağışlasın. Eyvallah ellerinizden öper abicim. Onun adı ne? Ayhan. Ayhan. Tam Ay'la uydurmuşsunuz yani. Ayların hanı abi o aslan yavrusu vallahi. Yalnız bir şey izliyorum abi ben. Ne o? Daha Türkçeyi tam sökemedi. Yarı benden yarı anasından aldı edepsiz. Allah Allah. Baba diyecek değil mi? Ya diba diyor ya badi diyor abim. Peki Niyazi Bey. Sizi buraya kadar yorduk. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim abim. Çok çok teşekkürler. Bundan sonraki işlerinizde de başarılar ve başarınızın hep böyle devamlı olmasını dileriz. Sağ olun abi, hürmetler ederim. Sağ olun. Bil mukabele. Efendim, sizlere de çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, mutluluklar dileriz. Adım atmak mümkün. İstersen dur aşık adam.